Evet. Cevabını bekliyorum. Validem. Yanlış yapıyorsunuz. Günah mı alıyorsunuz? Ben suçsuzum. Her bir satırını okudum Hürrem. Aranızda olup bitenler aşikar. İhanettir bu. Hayır, asla. Evlatlarımın üzerine yemin ederim. Ben hünkârımıza ihanet etmedim, edemem. Bu ne o vakit? Leo. Biz aynı köyde büyüdük. Çocukluğumdan beri tanırım. Tatarlar ailemi öldürüp beni kaçırınca ayrıldı. O beni öldürmemiş. Ben de onu. Yıllar sonra kader işte. Tesadüfen karşılaştık sarayda. Birden karşımda görünce şaşkına döndüm. Derhal gitmesini istedim. Hatta altın bile verdim. Git buradan. Benden uzak dur dedim. Size yemin ederim. Benim kalbimde tek bir aşk var. O aşk hünkârımıza duyduğum aşk. Aşkın yalanmış meğer. Hayır, değil. Bana inanmıyorsanız Nigar Kalfa'ya sorun. Nigar Kalfa'nın şahitliği kimin umurunda? Neler olduğu aleni yazılmış burada. Sadece Nigar Kalfa değil, İbrahim Paşa'mız da şahit. İbrahim mi? Evet. O da masum olduğumu biliyor. Lakin bana karşı kullandığı bu meseleyi. Tüm gerçekleri bilmesine rağmen üzerime gelmeye devam etti. İftira attı, tehdit etti. Ne yaptı biliyor musunuz? Leo'yu zehirleyerek öldürdü. Hem de bunu bana yaptırdı. Masum zavallı bir insanın kanıyla lanetledi beni. Yeter artık. Sus. Hünkârımıza ihanet etmiş olsaydım en başta İbrahim Paşa gidip anlatmaz mıydı? Hadi. Çık. Çık dışarı. Ama sustu. Çünkü o da masum olduğumu biliyor. Çık dedim sana. Gözüm görmesin seni. Validem. 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 Çabuk hekim çağırın. Allah'ım sen koru. Hayatım. Validemiz birden yere düştü. Acele edin, çabuk, aniden yere düşmüş. Geç. Ben alırım validemi.
yapıyorsun sen? Bırak bu beni. Valide sultanımız iyileşince kendisinden istersin. Sana bırak dedim. Ver şunu. Daya Hatun'um nedir o? Sana ne? Sen kendi işine bak. Çıkın dışarı. Kimseyi almıyoruz içeri. Lütfen dairenize dönün. Valide Sultan için değil, senin için geldim. Vah vah. Koskoca Valide Sultanımız ne hale gelmiş. Görüyorsun değil mi? Validemiz iyi olacak. Olmayacak da hayat. Validemiz yaşlandı. Bir ayağı çukurda artık. Bugün değilse yarın hakkın rahmetine kavuşacak. Malum, ölüm Allah'ın emri. Öyle değil mi? Sultanım, bana bir diyeceğiniz olduğunu söylemiştiniz. Söylüyorum işte. Valide toprak olup gidince buralar çok değişecek. Harimi başka biri yönetecek. Sence kim yönetecek? Mahidevran mı? Yoksa üç şehzade annesi olan ben mi? O gün geldiğinde sen ne yapacaksın peki? Evvela seni yollamazlar mı? Nerede kalacaksın? Yaşlılığında rahat edecek misin? Hiç düşündün mü bunları? Dayatın. İstersen ben sana saadet dolu bir hayat sunabilirim. Hünkârımızın Çatalca'da bana hediye ettiği bir çiftlik var. Eğer dediğimi yaparsan senin olur. Kimseye muhtaç olmadan bolluk ve bereket içinde yaşar gidersin. Benden ne istiyorsunuz? Çok kolay. Defteri bana vereceksin. Sultanım, ben... Sakin ol. Acele karar verme. Düşün biraz. Böyle bir teklif her gün gelmez. Sen akıllı bir hatunsun. Doğru karara vereceğinden kuşkum yok. Esma ne oldu? Doğru mu bu? Doğru sultanım. Kendine gelmiş. İyileşti diyorlar. Aman. Ne güzel haber. Ne olacak şimdi sultanım? Bilmiyorum. Ama var da ayağa kalkmadan defteri almam lazım. Aksi halde kimse beni ve şehzadelerimi kurtaramaz. Elimizden geleni yaptık defteri bulmak için. Gülah her yeri didik didik aradı. Yok olmuş. Dayı Hatun. Valide Sultanımız sizi görmek istiyor.
kadar çabuk mu? Teklifimi düşündün mü? Çiftliğin tapusunu hazırlattım. İstediğin zaman gelip alabilirsin. Dayı Hatun. Ben bir yere gitmeyeceğim. Burada hünkârımızı bekleyeceğim. Ben ne yapar eder bu mevzuda kendimi temize havale ederim. Neden biliyor musun? Çünkü ben masumum. Benim yanımda o. Buyurun sultanım. Geçmiş olsun Faride. Yaklaş Hürrem. Buraya gel. Beni çağırmışsınız. Kararını duymak istiyorum. Gidecek misin? Yoksa ölümünü mü bekleyeceksin? Benden gitmemi istiyorsunuz. Mehmet'i, Mişim'i, Selim'i, Beyazıt'ı bırakıp nereye giderim? Nasıl nefes alırım onlar olmadan? Bu mümkün mü? Bu nasıl bir vicdan? Evlatlarımdan, evimden, ailemden. Nasıl ayırırsınız beni? Onları düşünseydin, kendini bu vaziyete düşürmezdin. Validem. Kararın ne Hürrem? Bana onu söyle. Ben Sultan Süleyman'a, onun adaletini, vicdanını, aşkına sığınmışım. Eğer cezam ölümse, hünkârımın kararı olsun isterim. O yüce makamdan gelecek her şey razıyım. Kabulümdür. Sen bilirsin Hürrem. Aramızdaki husumete rağmen sana karşı adil oldum. Canını bağışlamak istedim. Lakin sen elinin tersiyle geri çevirdin. Bundan böyle günah benden gitti. Çekilebilirsin. Gel. Sultanım, valide sultanımızın emriyle geldim. Ne oldu? Yine mi çağırdı yoksa? Hayır sultanım. Kapının önünde ağalar bekliyor. Sizi götürmek üzere bir arabada hazır. Lütfen bir hadise çıkmasın. Sükunetle hallolsun bu mevzu. Emir aldık valide sultanımızdan.
Gerekirse zor kullanmak hususunda. Bunu gerçekten yapacak mısın? Bu emri yerine getirecek misin? Gitmeden önce beni görmek istemişsin. Kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla rezalet çıkarma diye geldim. Ne diyeceksen söyle. Gitmesem ne yapacaksınız valide? Aslanım döndüğünde defteri ona okutmak zorunda kalacağım. Hangi defteri diyorsunuz valide? Bunu mu diyorsunuz? Sende ne işi var? Bu defter nasıl eline geçti? Bu emri yerine getirecek misin? Hayır sultanım. Alın bu sizin. Söz verdiğim çiftliğin tapusu. Fazla hafife alıyorsunuz beni valide. Nasıl ele geçirdin onu? Çaldın değil mi? Ne fark eder? Artık ben de. Bu olmadan hiçbir şey ispatlayamazsınız artık. Bu neyi değiştirir? Anlatırım her şeyi. Okuduklarımı, söylediklerini. Bu çok büyük bir itham valide. İspat etmeniz gerekir. Zaten hünkârımız size inanmaz. Zira aramızdaki husumeti biliyor. Malum, önce atımı öldürdünüz, sonra cariyemi. Thank you.
Gelişinizle canlı oldum tekrar. Hünkâr. Ne çok özledim sizi. Seni böyle gülerken neşeli görmek ne büyük mutluluk. Bakma güldüğüme. Keyfim yok esasında. Hayırdır? Sizin seferden sağ salim dönmeniz için adak adamıştım. Kutsal topraklarımızda, Mekke ve Medine'de hayır işleyecektim. Validemiz Şeyhülislam İbni Kemal Efendi'den fetva almamı istedi. Ben de mektup yazdım, sordum. Lakin Şeyhülislam Efendi münasip bulmadı. Meğer köleler, yani hareminizdeki cariyeler kutsal topraklara hayır işleyemezmiş. Bunu duyunca çok üzüldüm. Üzüldüğün şeye bak. İnsan bunun için üzülür, dertlenir mi? Madem hayır işlemek istiyorsun, benden sana müsaade. İstediğini yap. Olmaz ki, yasak. Ben cariyeyim. Hayır işlemem ancak azat edilirse mümkün olurmuş. Madem böyle kutsal bir gayeyi vazife edindin, evvela ben destek olurum sana. Seni azat ediyorum Hürre. Bundan böyle hiç kimse sana köle, cariye diyemez. Yanımda kalsan. Validemle görüşmem lazım. Beni bekler. Tamam. O zaman ben de lokmalar döktürüp bağışışlar dağıtırım. Nereden icap etti bu? Sen beni azat ettin ya. Artık hürüm. Bugün büyük bir gün. Mübarek Mekke ve Medine hayır işlemek nasip olacak ümidin. Çok şükür. Validemiz duyunca ne kadar sevinecek. Daya Hatun. Buyurun sultanım. Mekke ve Medine için hayırda bulunmak istiyorum. En kısa zamanda gereken hazırlığı yap. Nasıl olur? Kölelikten bahsedeceksen meraklanma. Bu sabah hünkârımız beni azat etti.
sizlerle eşit değil. Cariyesi değil. Ne dedi bu? Azat edilmiş. Yalan söylüyor. Olamaz. Mümkün değil bu. Demek azat edildin. Öyle mi? Öyle. Yüce Rabbim herkesin gönlüne göre veriyor. Şeker Ay'a haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtsın. Sümbüla. Sultanım. Bunu kızlara dağıt. Ayrıca kimin ne isteği varsa söylesin. Bizzat alakadar olacağım. Allah razı olsun sultanım. Tuttuğunuz altın olsun sultanım. Sultanım, bunu nasıl başarıyorsunuz? Neyi? Yani bütün bu olanları. Baksanıza koskoca valide sultan bile karşınızda duramıyor. Bu daha hiçbir şey Gül'a. Yakında öyle bir şey olacak ki yer yerinden oynayacak. Yer yerinden? Aman aman. Nasıl ne olacak ki? Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım, paşam, nasılsınız? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağ olun sultanım, siz? Şükürler olsun. Daha iyi olmamıştım. Hünkârım, azat edilmem hususunu validemle konuştunuz mu? Konuştum. İcap eden neyse yapılacak.